Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Tamer Korkmaz, "Dikkat, Yunan bayrağı dalgalanmasın." diye. Evini 3 milyon euro teklif eden Yunan'a satmadı. Önceki gün hürriyette çıkan ilginç haberin başlığı böyleydi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Mihriye Yalazı, Yunan armatör Aristotle Onassis'in doğduğu ev olarak bilinen tarihi evini satın almak isteyen Onassis Vakfı'nın cazip teklifini reddetmiş. 3 milyon euro teklif edilmesine çok şaşırdığını söyleyen Mihriye Hanım, evde Yunan bayrağı dalgalanmasın diye satmadım diyor. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin şımarık veledi Yunanistan'la Doğu Akdeniz krizini yaşandığı şu günler. Vaktiyle bir Türk hanımefendisinin gösterdiği kıymetli hassasiyeti anlatan ziyadesiyle manidar bu haberi tarihe not olarak düşüyoruz. Onassis'i kimler palazlandırdı? Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer almış Aristotle Onassis, önce ünlü Yunan soprano Maria Callas'la ardından da Jacqueline Kennedy ile yaptığı çalkantılı evliliklerle de hatırlanıyor. Daha 25 yaşındayken milyon dolarlık servete sahip olan Onassis, 1931'de deniz taşımacılığının bunalıma düştüğü bir dönemde ucuz bedelli altı yük gemisi satın aldı. 5 sene sonra da İsveç'te petrol tankerleri yaptırmaya başladı. İkinci Dünya Harbi sırasında müttefikler için çalışırken vatan Onassis, deniz sigortacılığı şirketlerince zararı ödendikten sonra yine ayağa kalktı. 1945'te devasa bir tanker filosu oluşturdu. 1953'te Monte Carlo kumarhanesini satın alan otellerden havayolu şirketlerine kadar geniş bir alanda arsızca faaliyet gösteren Onassis'in sadece çıkış ve yükseliş dönemlerinde değil battığı vakitte elinden tutan güçler kimdi? Hollandalı yazar Robin de Reuter'ın 13 Şeytani Kan Bağı adlı kitabında yer alan Onassis ailesi bölümü okunduğunda sualin cevabı Illuminati'ler olarak karşımıza çıkıyor. Reuter Onassis'in Illuminati hiyerarşisindeki yerini şöyle izah ediyor. Gücü insan hayatının birçok farklı alanına ulaştığı için birçok araştırmacı onun dünyanın en güçlü adamı olduğu kanaatine vardı. Ama araştırmacılar Illuminati liderleri yahut kralları arasında gücün bölündüğünün farkında değillerdi. Evet, Ari dünya çapında bir güce sahipti. Ancak bunun sebebi onun dünyamızı kontrol eden hiyerarşinin bir parçası olmasından kaynaklanıyordu. Derin Masallar Reuter'ın aynı sayfada Onassis'in konumuyla ilgili olarak dikkat çektiği husus, aynı zamanda Illuminati'nin derin masaları hakkında da fikir veriyor. Illuminati'ler politik ve ekonomik şubeye, ritüel ve kült şubesine, global iletişim şubesine, beyin kontrolü şubesine, uyuşturucu ve porno şubesine vesaire bölünüyorlar. Bu şubelerin yetkileri birbiriyle kesişiyor. Ari Onassis Illuminati'lerin hem politik ve ekonomik hem de uyuşturucu ve porno şubesi için çalışıyordu. Onassis'in 1975'teki ölümünden sonra onun Illuminati'deki derin işlerini Rockefeller'la Bundy ailelerinin aldığı da kitapta hatırlatılıyor. Tam da burada Illuminati'nin derin masalarından hareketle de, gizli bir NATO örgütlenmesi olan Gladion'un da aynı bölümleme modeliyle çalıştığını görmek gerektiğini söyleyelim. Mesela daha önce bu sütunda çok defa bahsi geçen Türkiye'deki baronsal Gladion'un medya masasının işte bu derin iş bölümü çerçevesinde örtülü, maskeli faaliyet gösterdiğini işaretleyelim. Illuminati toplantısındaki işbilen Yine bu sütunda FETÖ'nün en derin üyeleri arasında yer alan İlhan İşbilen adlı kaşarlanmış hainden defalarca bahsettik. İşbilen 5 senedir FETÖ'den cezaevinde. 1998'de Vatikan'da Fethullah Loca Efendisi ile birlikte Papa II. Jean Paul'a bağlılıklarını bildiren isimlerden birisi olan İlhan İşbilen, Illuminati'nin yıllık toplantılarında FETÖ'yü temsil etmiş derin bir şahıstır. Cinayet mahalline ilk kim gider? Mayıs 2010'daki kaset operasyonunun hemen ardından Deniz Baykal'ı telefonla arayıp biz yapmadık diye yalan söyleyen de Mr. İşbilendi. Loca Efendiden talimatla yapılan bu işbilen arama cinayet mahalline evvela katil gider kuralı kapsamında edilen bir telefondu. Bu makale Lokma dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.